Duası kabul olmuyor bakın. Demek ki duanın da kabulüne sarfı şerife bir sebep oluyor, neden oluyor, vesile oluyor. Hazreti Ebu Süleyman Darani bizzat vardır. Ebu Süleyman Darani. Daran Şam'ın bir köyü. Bu o Daran'ken doğduğu için buna böyle lakap veriliyor. Ebu Süleyman Darani diye veriliyor. Bu zat zamanın çok büyük evliyalarından ve ulema alimlerinden kendisi. Gayet zühd, tekva sahibi. Yani zamanda yeryüzünden tanınan bir kişi. Bu iş şöyle buyuruyor. Bir kimsenin bir ihtiyacı var. Elinden gelmiyor. Ama hastalık, ama işsizlik, evlenme, her neyse. Yani bir kimsenin bir derdi var, bir ihtiyacı var, bir sıkıntısı var. Bu kişi dua ediyor ama duası kabul olmuyor. Ne yapması gerekiyor? Şöyle buyuruyor. Önce dua etmeden önce peygamberim hatırlasın. Önce bir savaşı getirsin buyuruyor. Ondan sonra duasını yapsın. Arkadan tekrar savaşı getirsin buraya bakınız. Aradan. Ve ibare burası okuyorum. Fe innallah yakbulu salateyni ve ekremi min en yeda beynihima buyuruyor. Allah Teala iki savaşı kabul eder. Yani duanın evvelinde, öncesinde savaşıyı okudu, getirdi. Duasını yaptı. Duadan sonra tekrar peygamber savaşı getirdi. Allah Teala bu iki savaşı bile kabul eder. Eder. Allah Teala iki savaşı kabul edince aradaki dualara geri çevirmez diyor. Bak, çevirmez diyor. İki salavat hürmetine duada kabul olur inşallah buyuruyor muhteremler bence. Demek ki inşallah bunu yapmaya çalışalım. Tabi dünyada derdi olmayan kişi yoktur. Herkesin derdi ayrıdır. Her insan imtihanı ayrıdır. Demek ki insanın başına böyle bir dert olunca ama ne olursa olsun fark etmez. Kişi mümkünse iki kat namaz kılmalı, oturmalı, abdesti yerinde. Önce peygamberi hatırlayarak bir sahabe şerbe getirir. Tabii iki üç olsa daha değil. Onun elini açar, dua eder. Ya Rabbi hastama şifa ver der. İş mi iş istiyor, evlat mı istiyor, evlat istiyor, ne ister Mevla'dan. Ondan sonra daha dua eder. Yine arkadan Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne sarhoş eve getirir. Yüzünü sıvazlar. Önde sabah-ı şerife, son sabah-ı şerife, aradaki Allah'tan onu geri çevirmez böyle. Bu şekilde. Bu yapmaya çalışalım inşallah.